Merhaba, ben Erdi Özdağ. Donanımhaber.com olarak bu sıcak yaz gününde 1,5 saat süren bir uçak yolculuğunun ardından ülkemizin güzide kentlerinden Mersin'e gelmiş durumdayız. Buraya geliş amacımız 4 yılda bir düzenlenen Uluslararası Akdeniz Oyunları'nın teknolojik çalışmalarına, teknoloji tarafındaki altyapı yatırımlarına yakından tanık olmak, yakından gözlemlemek içindi. 3 farklı kıtadan, 35'ten farklı ülkeden binlerce sporcunun geldiği Uluslararası Akdeniz Oyunları'nın teknolojik altyapısı büyük önem taşıyor. Zira binlerce farklı sporcunun aynı anda internete çıkıyor olması, oyun bilgi sistemlerinin yönetiliyor olması, skorların canlı bir şekilde değerlendirilmesi, yayınlara aktarılması, aynı zamanda pek çok farklı ülkede canlı yayınlanacak bu organizasyonun dijital altyapısının tam anlamıyla etkinlik boyunca, yaklaşık 10 gün boyunca süreceğini söyleyelim, bu etkinliğin düzenli bir şekilde çalışabilmesi adına teknolojik altyapı yatırımları büyük önem taşıyor. Şu an biz Uluslararası Akdeniz Oyunları için düzenlenmiş bir stadın tribün kısmındayız ve burada teknoloji yatırımlarını, teknoloji altyapı çalışmalarını değerlendireceğiz. Şunun altını çizelim: Uluslararası Akdeniz Oyunları'nın teknoloji tarafındaki donanım altyapısına Dell'in hakim olduğunu söyleyebiliriz. Burada binden fazla Dell'in bilgisayarı, Olimban bilgisayarları özellikle, hepsi bir arada bilgisayarları sporcuların kullanımına sunulmuş durumda. İnternet altyapısının işlerliği açısından da yine Dell marka routerlar burada kullanılıyor. Aynı zamanda tüm network dediğimiz ağ altyapısı da yine Dell'in omurgaları, Dell'in ana omurga sistemleri ve sunucuları kullanılarak Dell'in iş ortakları tarafından burada hizmete sunulmuş durumda. Şimdi isterseniz kameralarımızı Dell tarafını uzatalım ve Uluslararası Akdeniz Oyunları için Mersin'e ne gibi teknolojik yatırımların yapıldığını onlardan dinleyelim. Zira neredeyse 600 km uzunluğunda bir alanda 50'den fazla noktada bu organizasyon yapılacağı için altyapı çalışmaları çok önceden başlamıştı. Şimdi isterseniz bu konu hakkındaki detayları ve bilgileri işin uzmanlarından, yetkililerinden alalım. Merhaba, Can Küçük ben. Dell Türkiye'de sistem mühendisi olarak çalışıyorum. Mersin Olimpiyat Oyunları Projesi'nde Dell olarak sistemin uçtan uca tüm altyapısının oluşturulması görevini üstlendik. Bu proje kapsamında Dell'in All-in-One PC'leri, normal desktop PC'leri ve laptop PC'leri kullanıldı. Geriye kalan altyapıda ise Dell'in Data Center Network ailesi ürün grubu olan Forsten ürün grubu, S4810, E1200i şasiler, C300 şasiler ve S25, S50 switchler kullanılarak bir network altyapısı oluşturuldu. Yaklaşık 400 tane kenar switch, 6 tane toplama noktası, 2 tane backbone oluşturularak bir ring yapısı oluşturuldu. Bu ring yapısının tamamen kesintisiz çalışması sağlandı. Bu network'ün üzerine son kullanıcı ve sporcu erişimleri için 700 adet access point ile kablosuz erişim sağlandı. Yayın trafiğinin akması için gerekli olan serverlar 4 soketli 10 core barındıran serverlardan seçildi. Bu kadar kompakt bir sistemin performansının ve ağır şartlarda çalışılabilirliğinin garanti edilmesi için Dell tarafından burada en üst seviye servis hizmetleri, en üst seviye kurulum hizmetleri ve aynı zamanda uzaktan destek birimlerimiz de bu işe müdahil oldu. Sistemin şu ana kadar yapılan testlerinde herhangi bir sorun, herhangi bir daralma bulunmuyor. Umarım olimpiyatların sonuna kadar da bir sıkıntı yaşatmadan alnımızın akıyla ülkemizin bir gurur projesi olan bu olimpiyatlardan çıkmayı başarabileceğimizi düşünüyorum. Merhaba, ismim Cihan Gürşün. Merit Grup, Telconet firmasının genel koordinatörüyüm. Dünya çapında 17.si düzenlenen Uluslararası Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapan Mersin'deyiz. Güzel bir proje bizim için ve yoğun bir telaş.
Aslında zor bir süreçti bizler açısından. Çok kısa bir takvimde yapılması gereken birçok servisten ve birçok spor disiplininin, branşının yer aldığı bu operasyonda 2 aylık bir süreçte yaklaşık olarak 250 kişilik bir ekip, teknik ekiple bu projeye başladık. Nisan ortası itibariyle Mersin'de yer aldık. Ve hızlı bir şekilde ekipleri koordine edip farklı lokasyonlarda, farklı disiplinlerin yer aldığı spor salonlarında hizmet vermeye başladık. Projenin toplamında geldiğimiz son noktada bugün itibariyle 700 kilometre yaklaşık olarak enerji ve data kablosu bu proje için kullanıldı. Network ekipmanlarında kesintisiz bir iletişimi hedeflediğimiz için hem yedeklilik açısından hem de hızlı olması açısından Dell Network ekipmanlarını kullandık. Onun dışında son kullanıcıya hizmetimizde All-in-One PC'ler tercih ettik ve bu noktada yine Dell çözümüyle uçtan uca hizmet sağlıyoruz. Toplamda 52 lokasyonun var olduğu bir projeden bahsediyoruz ve 4 farklı oyunlar köyü mevcut. 4500 sporcunun katılım yapacağı ve delegasyon heyetleriyle birlikte toplamda 6500 kişilik bir misafir grubunu Mersin'de bu teknolojiyle ağırlamayı hedefliyoruz. Toplamda hizmet vermeyi hedeflediğimiz kullanıcı sayısı eş zamanlı 15.000 kişi. Bu noktada 700 adet access point kullandık ve çeşitli lokasyonlarda çeşitli ölçümler yaparak hizmet kalitesinin en üst seviyede olmasını amaçladığımız için gerekli provizyonlarımızı yapıp bu noktalarda çözüm sağlamış bulunmaktayız. Takvimin çok sıkışık olması ve birçok noktada gerekli yapılması gereken işlerin, inşaat işlerinin devam etmesiydi. Bu noktada sahada çalışmak çok zordu. Ekipleri koordine etmek başlı başına büyük bir işti. Burada tek bir nefes ve tek bir yürek olmak, tek bir amaç uğrunda çalışmak hepimizin benimsemesi gereken bir olaydı. Amacımız bu projenin zamanında takvimden önce yetişmesi ve hedeflediğimiz hizmetlerin, servislerin kesintisiz bir şekilde sağlanmasıydı. Bugün geldiğimiz noktada bunu yaptığımızı düşünüyoruz. Sporcular, katılımcılar, misafirler ülkemize, Mersin'e akın akın gelmekteler. Yurtlar dolmaya başladı ve bugün itibariyle spor müsabakalarının startı verildi. Hizmetlerimizi insanlar kullanmaya başladılar ve kesintisiz bir şekilde biz bu platformda hizmet veriyoruz. Dell kullanıyoruz. Bundan da çok memnunuz. Verdiğimiz internet hızı her bir kullanıcı için gerçekten üst seviyelerde ve özellikle video aktarım kısmında gerek yayın kuruluşlarının gerek medya grubunun ihtiyacına kesinlikle %100 çözüm oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Evet, teknoloji altyapı yatırımlarını işin uzmanından öğrenmiş olduk. Görebileceği üzere artık her şey hazır ve gözler 20 Haziran'da başlayacak Uluslararası Akdeniz Oyunları'na çevrilmiş durumda. Biz de buradan ülkemize başarılar diliyoruz. Umarız her branşta dereceye giren, başarılar kazanan sporcularımızı alkışlama fırsatını yakalarız.